3. Lig 3. grupta mücadele eden Fethiyespor, maçtan önce yağan yağmur nedeniyle ağır bir zeminde oynanan karşılaşmada 1-0 üstünlükle ayrılmasını bildi ve puanını 40'a yükselterek galibiyet serisini bu haftada bozmadı, 5 maça çıkardı. Karşılaşma sonrası Fethiyespor Teknik Direktörü Selahattin Dinçel şöyle konuştu. Tabii maç öncesi hava koşullarının çok zor olduğunu, zeminin top oynamaya, yani futbol oynamaya müsait olmadığını biliyorduk. Ve giderek zeminin ağırlaşacağını da biliyorduk. Bizim takımımız toplu oynayan, pas yapan takım. Fakat burada zeminle de mücadele ettik. Sadece rakiple mücadele etmedik. Ama sonuç olarak bakıldığında oyuncularımız inanılmaz mücadele etti. İkinci yarı tamamen oyun ağırlıklarını koydular. 1-0 kazandık. 1-0 yeterli skor belki ama 3-4 tane de ikinci yarı net pozisyon kaçırdık. Ben çocukların isteğinden, arzusundan, kaybetmeme düşüncesinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Buradan Fethiye spor sevdalılarına, Apaçilere selamlarımı gönderiyorum. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Ayrıca burada bizlerle birlikte olan İstanbul'da ve çevre illerde yaşayan Fethiye sporlara, Fethiye sevdalılarına burada bizimle oldukları için de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah önümüzdeki hafta iç sahada 12. adamla birlikte o gücü hissedip ilk devreyi istediğimiz şekilde bitiririz. Teşekkür. Fethiyesporlu futbolcu Özgür, Fethiyesporlu futbolcu Alihan ve 86. dakikada Fethiyespor'a üstünlük sağlayan golü ağlarla buluşturan Nurettin maç sonrası açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir mücadele verdik bu ağır sahaya rağmen. Yenince puantajdaki avantajımızın neler olabileceğini zaten aramızda konuşuyorduk. Çok şükür buradan da galip ayrıldık. Puan farkını da arttırdık. İnşallah böyle devam edeceğiz. Biz zaten buraya şampiyon olmak için geldik. İnşallah Fethiye halkına da bu gururu yaşatacağız. Ya bizim için saha zemininden dolayı zor bir maçtı. İyi hazırlanmıştık ama ne kadar hazırlansak bile hani saha şartları 2 haftadır bizi zorluyor. Hani biz daha çok toplu oynamayı seven bir takımız. Yetenekli ve kaliteli ayaklara sahibiz. Genelde pas oyununu tercih ediyoruz. Gerek iç sahada yoğun yağmurdan dolayı kötü zemin, bugün burada yağıştan dolayı yer yer çamurun hakim olduğu zemin. Hani oyun anlayışımızda bizi çok geri götürüyor. Hani bu rakipler için aslında avantaj. Ama çok şükür 2 maçtır galip gelmeyi başardık. İçeride ve dışarıda. Şimdi devreye son maçımız kaldı. İnşallah onu daha iyi bir zeminde oynarız. İçeride kendi sahamızda, taraftarımızla birlikte. Hani geçen maçki destekleri gerçekten müthişti. O yağmura rağmen bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah ilk devrenin son maçında da yanımızda olurlar. Şu an puan farkı 9. İnşallah devreye 11-12 puan farkıyla gireriz. Sezon sonunda şampiyonluğu getiririz. Yani çok zor bir hava şartları vardı abi. Zemin, hava şartları. Aslında bunda da hazırlıklıydık. Hocamız hafta başından beri zeminin de havanın da bu derece kötü olacağını söylemişti. Ona göre hazırlandık. Ya biz daha çok oynamayı seven bir takımız. Takım halinde pas yapan, birlikte hücum eden bir takımız. Bugün aslında bunu çok yapamadık çünkü inanılmaz ağır bir zemin vardı. Ama çok doğru bir zamanda golü bulduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik. Galibiyet serimiz devam ediyor. Deplasmanda çok kritik bir virajdı Edirne deplasmanı. Buradan da 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Şimdi önümüzde ilk yarın son maçı, Derince maçı var. Ona hazırlanacağız. Sertaç'ın kayarak müdahalesi ama top son olarak Nurettin'e. Nurettin kaleye baktı. Vuruşun mükemmel bir gol. Nurettin ceza sahası dışından. Dakika 86 ve Fethiyespor 1-0 önde.